Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bahçede şöyle biliyorsunuz benim uzun standım var. Bu standın üzerine yukarıdaki bütün bitkilerimi indirdim. Neden indirdim? Önümüzdeki iki gün yağmurlu gösteriyor arkadaşlar. Bol bol yağmur suyu alsınlar istiyorum. Bayağı susadılar çünkü ben bunlara su vermedim. Biliyorsunuz yağmur suyu da şifadır. Gördüğünüz gibi alt yapraklarını falan hep böyle kurutmaya başladılar. Böyle bunlar özellikle yağmur suyundan sonra çok güzel renkleniyorlar arkadaşlar. Arada yaprak dökülmeler olmuş. Şöyle onları yukarıya çok çıkmıyorum fazla. Biraz ihmale geldi bunlar. Unuttum bunları yukarıda. Dedim ki eyvah yağmur yağıyormuş, ben onları bir indireyim. Kaç sefer indim çıktım. Bilmiyorum kaç kasa var burada, 2 4 6 8 10 10 kere inip çıkmışım arkadaşlar. Bayağı da yoruldum, dedim ki hemen bir videoda yapayım bu düzenin üzerine, sizlere bunları da paylaşayım. Bunlar arkadaşlar hot springler, sanyetveler, böyle karışık olan bitkilerim. Birçoğundan tepeçeliği aldım, birçoğunun yine böyle yapraklarını aldım. Ay köklenmişmiş, görüyor musunuz? Köklenmedi zannettim, hemen pat diye çektim. Evet, bunlar köklendiler. Yapraklar yine kenarlara atmıştım. Tepeçeliği aldıktan sonra biliyorsunuz gövdedeki fazla yaprakları koparıyorum. Kenarlara bırakıveriyorum yine. Böyle bu şekilde kenarlar yine yaprak dolu. Tam böyle artık renklenme zamanı. Yağmuru bekliyorlar. Dediğim gibi yağmur sonrası bayağı bir fark göreceksiniz. Bakın bebekler falan o kadar tatlı ki. Bakın hem bebek yapmışlar hem kök yapmışlar. Çok tatlı. Arada ısırgan otlarımız var. Şöyle ters dönmüşler var. Onlara yardımcı olmak lazım. Şöyle bakın renkleri görüyorsunuz. Şuraları kesmemiştim. Özellikle dedim ki bu büyükler büyüsün, bunları kendime büyük bir saksı yapayım. Şu an gördüğünüz renkler aslında hiç alakasız. Çok daha farklı, çok daha pembe ve morlu bir renge hakim bitkilerim. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük tepeçeliklerini falan atıvermiştim dibine. Bakalım. Evet, bunları yeni atmıştım. Bakın ta nereden kök yapmış. Kök yapıyorlar. Evet, arada biliyorsunuz bunlar suya karşı biraz hassaslar. Bir kere eşim sulama yapmıştı ben yokken. Ondan dolayı biraz dökülmeler olmuş. Ama hiç önemli değil. Çok üretken bir tür. Sürekli bol bol tek bir yapraktan bir sürü rozet veren bir bitki. Yapraklar deseniz bir o kadar yine. Yaprak, tepeçeliği, gövdelerden, her yerden yavru veriyor. Biraz şöyle yağmurda toparlansınlar istiyorum. Şöyle şunda bir kararma olmuş. Bakın bebişi de var ama dursun bakalım. Belli de olmaz. Bakın bu da böyle bebekler veriyor. Evet, bunlar hep tepeçelikleri. Bunlar hepsi köklendiler. Taş gibi oldular maşallah. Güzel oldular. Şunların renkleri harika görünüyor şu an. Harikalar maşallah maşallah. Böyle bunlar bir toparlansınlar arkadaşlar, tekrar yine satışa devam edeceğim. Bir güzelleşmelerini, renklenmelerini bekliyorum. Buradan biraz renk almış türlerimiz de var. Bakın böyle kalan şu ortasında su birikmiş. Evet, burada klavatum. Klavatum muydu bu? Ay bilemedim. Evet, herhalde klavatum bu. Bazı isimler çok benziyor. Yanlışlıkla söyleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi tatlı tatlı renklendiler. Ayonium da var aralarında. Böyle çelikler almıştım. Bakın güzel köklenmeler olmuş. Burada da yine hep tepelerini aldıklarım bunlar. Bakın bol bol yavru veriyorlar. Bunlar yağmurdan sonra hepsi de coşacaklar. İnanın hepsi coşacaklar. Köklenme aşamasında alttan yaprak kurutmaları çok çok normal.
Bunların hepsi temizlenecek tabii. Burada da yine öyle bir saksım var. Bayağı da sattım bundan. Bakayım sen köklenmiş misin? Annem nasıl güzel köklenmişsin. Evet, bunlar da çok güzel görünüyor. Bunlar suya doygun. Bunu sulamıştım sanki, çok susuzdu. Bakın bir yandan da bebeklerimiz. Gördüğünüz gibi bir sürü bebişler. Bebeklerden büyütmeyi seven arkadaşlar. Yapraktan yavru almayı hepimiz ilk zamanlar çok seviyorduk. Gerçekten bunları gözlemlemek büyük haz veriyor insana. Bakar mısınız, kristal çıkmış. Böyle bunları bakın, şunun kristallığına, şu görüyor musunuz, kaç tane rozeti var tepesinde. Bunlar çok tatlılar, çok güzeller. Böyle çeşit çeşit şunlar aprikot sanırım, şunlar Victor olabilir. Opalinalar var. Şunlar benim curly lookslarım. Onlar da bakın böyle yavru vermişler. Şu biraz havaya kalkmış. Bunu bir yatıralım, yardımcı olalım. Şöyle. Bakar mısınız şu bebeğin güzelliğine? Ay, nereye gidiyorsun? Çok güzel değil mi? Çok tatlı. Şöyle. Bu da öyle. Bakın toprağın yarısı zaten gömülmüş. Şu şekilde hepsi çok çok şeker görünüyorlar bakın. Böyle altlarda şu bir yeliği de bir yere iliştirivereyim ya. Bundan da üretmek istiyorum aslında. Çok özlemişim. Bunu da bir saksımın kenarında var. Biraz daha olsun. Yine dediğim gibi orası öyle. Bakın burada da yine baldiler ve benim graptolarım. Bir gün de ot yolmaya ineceğim arkadaşlar. Ot yolma videosu yapacağım. Bayağı ısırganlar var, otlar var aralarında. Bakın bunun gövde de gitmiş. Baldi. Böyle oluyor arada fire verenler muhakkak oluyor. Yapraklarımız sonbaharın habercileri bakın. Evet, bunlar. Bunları da şöyle kenara koydum ya. Bunlar da böyle bir köklensin. Evet, opalinalarımız şöyle. Bunlar da kök atınca bunları da yine bir yan yatırmak lazım. Hepsi evet köklenmiş. Şöyle bu şey Yellow Humbert tepe çelikleri almıştım. Şöyle biraz yardımcı olmak lazım. Bu daha köklenmemiş. Sen de şurada dur. Evet, görüyorsunuz. Bangkoklular kendilerini kapattılar. Artık kış uykusuna geçtiler. Şöyle kendilerini korumaya aldılar. Gonca gibi. Bunlar kapandığında ayrı güzel. Yeniden böyle ilkbaharda yavrulamaya başladıklarında ayrı güzel oluyorlar. Bunlardan da bayağı verdim, sattım. Böyle burada da bakın letizyalar çok güzel olmuşlar. Evet, bunlar da şey melakolarım, kromalar, tepe çeliklerini aldıklarım ve yapraklarını diplerine atatı vermiştim. Yine orada da bir yaprak kasamız var. Şu tatlı bebişlere bakar mısınız, nasıl güzel renk yapmışlar. Oy 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 oy. Bunlar bebekkenden böyle çok tatlı renkli oluyorlar işte. Asıl renklerini bebekken gösteren bunlar. Büyüdüğünde de işte o renk kalsa keşke. Ama işte sıcaklarla bir kere renkler gidiyor. Ondan sonra tekrar o serinliği, esintiyi bitkilerimize verebilirsek renklenmeleri oluyor. Kiminde oluyor, konumdan konuma, esintiye göre, güneş aldığı güneşin oranına göre hep renkler farklı farklı olabiliyor. Çok güzeller. Şöyle yakın almasam. Bakın evet, bebişlerin tatlılığına. Ve
Pembiş pembiş. Nasıl güzeller. Çok şeker. Evet, inşallah yarın ve yarından sonra yağmur gösteriyor. Meteoroloji değişmezse artık yağsın diyorum, yağsın. Ve sukulentlerimiz yağmur suyuyla sulansın ve varilimi de temizledim arkadaşlar. O da yağmur suyu biriktirmek için, varil demeyeyim, ne diyeyim ona, tankım, tank su tanklarım. Onlar da hazır. İçine yağmur suyunu aldılar mı artık kış boyunca inşallah yağmurla sulanacaklar. Çok güzeller, çok tatlılar. Evet, biz hazırız, biz hazırız, gelsin yağmurlar. Ama ziraidonlar gelmesin. Değil mi arkadaşlar? Hepimizin kabusu ziraidonlar. Neyse, onların da üstesinden, o dönemin de üstesinden geliriz inşallah. Tutibanslar. Bakın, bunların da tepe çeliklerini almıştım. Bakalım yağmurdan sonra belki köklenirler. Biraz kuşların yaramazlıklarını gördüm. Şurada girişte dideklemişler. Ama yapacak bir şey yok. Bu sene korumamıştım. Şimdi tabii sonbahar geldi. Ortalıkta yiyecek çok bir şey kalmadı. Sebzeler yok. İşte ortalıkta ne yapıyorlar? Çiçeklerimize geliyorlar. Böyle arkadaşlar, renkler çok güzel. Dedim sizlere de şöyle bir çekeyim. Bakın şöyle çift çift koydum. Seviyorum bu tekerlekli standımı. Her yere gidiyor. Güneşe göre ileri geri ayarlayabiliyorum. Ziraidonlarda da yallah içeriye, odanın oradan içeriye çekivereceğim. İnşallah bunu o şekilde yapacağım. Bu artık burada dursun, yağmurun altında. Hiçbir yere oynatmayacağım. Evet arkadaşlar, sizlere şöyle bir göstermek istedim. Renklenenler var, gözlerimize hoş gelenler var. Bakın, yine burada gördünüz mü? Burada yine bir çürüme mevcut. Evet, kopardım. Çok incelemek lazım, çok detaylı bakmak lazım. İnşallah köklenirler. Bazıları çelik, kimisi köklenmiş, kimisi köklenmemiş. Türüne göre farklı oluyor köklenmeler. Bakın yapraktan da böyle minnak bebekler geliyor, görüyor musunuz? Şöyle yaprak aralarından hep yavru veriyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.